Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Programımıza başlamadan önce sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Cesur, inançlı ve kararlı olan kardeşim, yoldaşım, Tuzla Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkan adayı senin Sayın Deniz Uzun Yayla'yı adaylık konuşması yapmak için kürsüye davet ediyorum. İnsanın elinde büyüdüğü insanlara karşı konuşma yapması da bir hayli zor oluyor. Bir yol, bir yola, yollar insana ulaşıyorsa bizim, göz gördüğünü yüreğe, el tuttuğunu emeğe yazıyorsa bizim. Biz bizde oldukça o yol bizim. Ve biz bir yumruk gibi bir arada durdukça bütün yollar bizim. Ve sizler, ablalarım, abilerim, genç kardeşlerim. Sizlersiniz bu sevdanın bugüne kadar ateşini yanık tutan. Sizlersiniz güce güç katan. Sizlersiniz işe giremeyen, haksızlığa uğrayan, ötekileştirilen ve her şeye rağmen yine sizlersiniz bu partinin kapısını her zaman açık tutan. Aramızda bulunan değerli basın mensuplarımız, önceki dönem ilçe başkanlarımız, kadın kolu başkanlarımız, gençlik kolu başkanlarımız, meclis üyelerimiz, CHP Tuzla Grup Başkan Vekilimiz ve kıymetli örgütümüzü sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Ve önce bir kere kendi emeğinizi alkışlamanızı istiyorum sizlerden. Bizler kararlıyız. Nasıl hep birlikte 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıysak, aynı heyecanla, aynı inançla Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanını Tuzla'da seçmek için kararlıyız. Tüm Tuzla'yı kucaklayacak kararlılığa ve şevke sahibiz. Cesuruz. Birilerinin kesin biz kazandık deyip delegenin oyuna ipotek koyduğu yerde o liste bu liste fark etmez. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesine güveniyor ve kendimi örgütüme emanet ediyorum diyecek cesarete ve inanca sahibiz. Birleşerek zaferi getireceğiz. Bölüşerek değil. Cesaretimiz Hızır Paşalara karşı toplumun önünde yürüyen, dönen dönsün ben dönmezem yolumdan diyen Pir Sultanlardan, toplumsal aydınlanmanın öncüleri oldukları için gerici liderler tarafından öldürülen Şeyh Bedreddinlerden, Torlak Kemallerden, Cumhuriyet fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller ister diyen, yurtta barış, dünyada barış anlayışıyla yola çıkan, Sevr Anlaşması'nı yırtıp atan, Lozan'ı imzalayan partimizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ten gelir bizim. İnançlıyız. 20 yılı aşkın süredir AKP iktidarına karşı biz varız ve buradayız diyen %50'yiz biz. Ve biz bu düzeni mücadele ederek değiştireceğiz. Bir kere daha biz varız ve buradayız. Ve ben içinde doğup büyüdüğüm Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaseten örgütümüzün yetiştirmiş olduğu biriyim. Birileri benim adaylığımı babamla bağdaştırıyormuş. Onlara sadece şunu söylemek isterim. Ben siyasette Cumhuriyet Halk Partisi Tuzla örgütünün evladıyım ve Cumhuriyet Halk Partisi Tuzla örgütünün adaylaştırdığı bir ilçe başkanı adayım. Ve bugün de örgütümün vicdanına güvenerek seçime 4 gün kala partisini
büyütmek isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmak isteyen çoğunluğun talebiyle ilçe başkan adaylığımı açıklıyorum. Bu partide herkes gibi bir üye, ayrıca 4 yıl boyunca da İl Disiplin Kurulu üyeliği yapmış olan benim de ilçe başkan adayı olmaya hakkım olduğunu düşünüyorum. Ve ben mücadelede şunu bilirim ki, kazanılsa da kaybedilse de asıl olan örgüttür, asıl olan her zaman örgütlü mücadeledir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! 4 yıl boyunca çok ayrıştık, çok kırıldık. Şimdi birleşme zamanı. Şimdi hep birlikte Cumhuriyet Halk Partimizi Tuzla'da ayağa kaldırma zamanı. Şimdi yeniden enerjik, yeniden heyecanlı, yeniden inançlı olma zamanı. Halkın partisini halktan uzaklaştıran, halktan kaçıran bir ilçe yönetimi değil, halkın içinde olan, halkıyla bütünleşen bir ilçe yönetimi kurma zamanı. Layıkıyla, coşkuyla akıllarda kalacak şekilde resmi bayramları kutlayan bir yönetim kurma zamanı. Geçmişi bilen, geleceği kuran bir ilçe yönetimi kurma zamanı. Çünkü biz hepimiz geçmişten geliyoruz ve geleceği hep birlikte kuracağız. Örgütümüzü bölmeyip barıştırmaya geliyoruz. Derdinizi dert edip acınızı en derinden hissetmeye geliyoruz. Umutlarımızı paylaşmaya ve geleceğimizi birlikte kurmaya geliyoruz. Yeniden partimizin kapısını her gün açık tutmaya. Her ay düzenli örgüt toplantılarımızla örgütümüzle buluşmaya. Her ay her mahallede düzenli mahalle toplantıları yapmaya geliyoruz. Ve biz yerel seçimlerde istediğimiz biri yalnızca belediye başkan adayı olsun diye değil, bir Cumhuriyet Halk Partili'yi belediye başkanı yapmaya geliyoruz. Bizler Ankara'dan İstanbul'a 500 kilometre yol yürümüş bir genel başkanın partisinin üyeleriyiz. Ve genel başkanımızın o adalet yürüyüşünde söylediği bir söz vardı. Kimse bizim bu yürüyüşümüzün bir son olduğunu düşünmesin. Bu adım bizim ilk adımımızdır. Bu yolculuğumuzda ellerinizi yüreğimizden eksik etmemenizi ve kongrede desteklerinizi talep ediyorum. Hepinizin ayağına sağlık. Hoş geldiniz tekrardan.